Biraz kayış atmış yani. Evet. Bizim, bensin? Yani benim gençliğimde e, hasattan sonra böyle buğdayı e, yani sapını buğdaydan ayırmak için patos diye bir alet kullanırdı. Patos bir tarafta dururdu, uzakta bir yerde de traktör dururdu. İkisinin arasında bir kayış olurdu böyle. E, acayip de gürültülü çalışırdı. E, bazen böyle çok patos zorlandığında çark dön dönmekte zorlanırdı ve kayış atardı. E, o yeniden takılana kadar, e, yeniden o sistem normalleşene kadar e, bayağı vakit kaybedilirdi. Yani Türkiye'de de şu anda kayış atmış vaziyette. Yani o link koptu deniyor ya. E, o, o link işte o kayış atmış vaziyette. Ama tabii şöyle bir pişkinlik var ortada. E, bunun sorumlusu açıklanmıyor. Yani o gün CZ Takçay çıkmış diyor ki link koptu. İyi de kardeşim ben mi kopardım? Aynen biz mi kopardık? Ebru Baki mi kopardı yani? Yok. Çıkın delikanlıca açıklayın kim kopardı. O linki koparanlar oturuyor hala yerlerinde. Tayyip Erdoğan orada duruyor. Eleştirdiğimizde de bir sürü laf yedik. Ne, Hatırla. Ne faizi diyordu? Nas var kardeşim nas. Nas var diyordu. Yani Kur'an'a göre faiz haramdır diyor. Nas bir hani şey zorunluluk mecburiyet yani mecburuz diyor faiz faiz diye bir şey olmamalı diyor Kur'an'a göre nas bu diyor ne oldu o zaman çok büyük günah işlediniz yani faizi yüzde kırk buçuğa çıkararak büyük günah işlediniz yani madem nastı öyle değil mi Sayın Cumhurbaşkanı değil. orada oturuyor ee, Şahap Kavcaoğlu ödüllendirildi belediye başkanı yapıldı Aynen. orada oturuyor Beyefendi demedim mi tamam nas günah olabilir ama düşürürsek ekonomi çuvallar diyemedim yani. Niye o linkin kopmasına izin verdi? Niye ödüllendirdiniz? Niye ödüllendirdiniz bu kadar büyük bir başarısızlık varken? E, Nurettin Nebati o şimdi Mersin milletvekili olarak mecliste arka sıralarda da bu yaranmaz öğrenciler olur ya hani sınıflarda böyle Dersleri falan kötü olur. Hep arkada otururlar arka sıralarda. Hatta arka sıralar diye bir kavram vardır. Yani böyle ergenleri anlatırken falan onu kullanırlar. Aynı o arka sıralardaki ergenler gibi arka sıralara oturuyor deri koltuklarda. O ceylan derisi koltuklarda. Ayaklarını uzatıyor böyle. Elini de alıyor telefonunu. Ne zaman meclise gitsem basın locasından genel kurul izlesem beyefendi o pozisyonda görüyorum. E yazıklar olsun. Bütün linkleri koparmışsınız. Çıkın delikanlıca deyin ki ya biz hata yaptık, koptu. Ben vatandaşlara çağrı yaptım. Gözünüzü kapatın, 6 ay sonra açın. Her şey güzel olacak dedim deyin. Ama olmadı. Yani e, her seferinde aynı şeyi konuşmaktan ben de bıktım. Ama gerçekten bu adamlar pişkin pişkin orada oturuyor yani. Şahap Kavcıoğlu doğru doğru oturuyor. Nurettin Nebati de orada oturuyor. Ondan sonra da Cevdet Akçay beyefendi çıkıp diyor ki link kopmuş. E kavcıoğlu bir babanızın hayrına olsun. açıklayın kim kopardığını. kopardı. Önemli Türkiye'nin mali sektörünü kapsıyor. Yani Cevdet Akçay beyefendi babanızın hayrına çıkın açıklayın o linki kimin kopardığını. Öyle değil mi? Öyle. Biz de bilelim. Nasıl Biz de bilelim. de biraz bilirsek. Yani i̇şleri güçleri. ne kadar sürecek? Ya işleri güçleri şey bak bu astronot meselesi de tutmadı. Şimdi astronotu şehir şehir gezdirip propaganda yapacaklardı. Sonra bir baktılar ki 55 milyon dolar bu yokluk içinde uzaya turistik bir gezi. 55 milyon dolar para harcanmış bilmem. Deniz dondu. Bugün Sorucu gazetesi yapmış. Şöyle bugün de internette çok büyük problem var linkler kopuyor. Vallahi sürekli bizim oturduğumuz yerde de var. <laughs> bizim de link kopuyor. Firmalara da seslenmek lazım. Dünyanın en pahalı internetini kullanıyoruz ve <laughs> en pahalı bağlantılarını kullanıyoruz. Ee, kullanamıyoruz mi? doğru. Evet. Ama işte bak öyle bir şey var ki her şeyleri seçime konsantre olmuş ki o kadar çok konsantre olmuşlar ki her şeyi seçime göre yapıyorlar. Yani hatırlayın TG TCG Anadolu gemisini Sarayburnu'na bağladılar. ...insanlar şey yaptı... ...vay biz ne büyük gemi yapıyormuşuz falan diye... ...şimdi Kaan mesela... ...ya bir yıllardır süre gelen bir e, uçak projesi bu... E, ...işte İngilizlerle ortaklaşa motor yapıyorlar bilmem ne falan... E, ...zaten TUSAŞ, HAVELSAN, ASELSAN... ...bu Mehmetçik Vakfı'nın çatısı altındaki vakıflar... ...yıllardır bu işleri çok ciddi bir şekilde yapıyorlar tamam mı... Yani orada müthiş bir donanım var, mühendisler yetiştiriyorlar, acayip bir know-how var artık. Yani bu, bu Türkiye'nin artık gerçekten büyük bir zenginliği. Bu adamlar orada çatır çatır bu işleri yapıyorlar. Yani F-16 Türkiye'ye gel geldikten sonra TUSAŞ kuruldu. O zamandan bu yana bu savunma san sanayi alanında çok ciddi atılımlar yapılıyor. Ama şimdi işi seçim propagandası malzemesi olarak gördükleri için... Yani şimdi bak mesela Kaan ilk uçuşunu yaptı diye dün başladılar böyle göreceksin yandaş televizyonlarda Tom Cruise'lu falan topkan afişleriyle program yapıyorlar böyle. İş o magazin magazin. Ya Kaan ben uçağının mi? Türk Hava Türk Hava Kuvvetleri'nin envanterine katılım tarihi en erken 2030. Yani ilk 10 uçaklık blok yani 2030 ile 33 yıllar arasında teslim edilecek Türk Hava Kuvvetleri'ne. Ama bakın bu deneme uçuşu yapan uçağı şehir şehir gezdirecekler. Sanki artık göklerimizi Kaan koruyormuş gibi bir hava yaratacaklar. Halbuki perde arkasında da Amerikalılarla F-16 getirelim, F-16'larımızı modernize edelim diye böyle bir bir sürü tavizin verildiği bir pazarlık yürütülüyor. Bayağı tavizler verildi mesela. İsveç konusunda Cumhurbaşkanı çıktı. İsve yani Sayın Bahçeli dedi ki İsveç PKK'nın mağarasıdır dedi. E, Cumhurbaşkanı bir sürü ben buradayken yine onaylamam falan tarzından şeyler söyledi. E, verdiler ne karşılığında verdiler? İsveç'in NATO üyeliğini nasıl onayladılar? F-16'ları alabilmek için. Yani bir taraftan 23 milyar dolara yakın para verip F-16 alacaklar. Kendi paramızla alacağız ama yalvararak alıyoruz. Tamam mı? Yalvara yalvara aldılar. Kazık yemişsin, F-35 projesinin kuruş, kuruluşundan beri olduğun halde Ruslardan S-400 almışsın, projeden atılmışsın. Bir buçuk milyar dolarında orada e, şey puç olmuş, bizde öyle derler. Yani işe yaramaz hale gelmiş. E, şimdi gelmişsiniz, işte Ka Kaan'ın ilk prototipi, e, ilk uçuşunu yaptı bunun propagandasıyla seçim kazanmaya çalışıyorsunuz. Ya bir şeyi de seçimden uzak tutun ya. Milli meseleleri yani bu ülkenin milli servetlerinin, bu ülkenin devletinin bir takım icraatlarını kendi şeyiniz gibi kullanmayın artık ya. Yeter yani siyaseti de bu kadar kirletmemek lazım. Çünkü kendi seçmenine ya da oy istediği insana biraz saf muamelesi yapıyor. ...kandırmaya çalışıyor... İşte o sanal gerçeklik dediğiniz şeyle... ...insanları yönlendirmeye çalışıyor... ...insanların aklıyla alay ediyor falan... ...yani ne gerek var... ...ya bir seçim için değer mi yani... ...bir tane belediye başkanlığı... ...koltuğu için... ...üç tane bilmem muhtarlık için... ...beş tane meclis üyeliği için değer mi bunlar yani... ...Türkiye Cumhuriyeti... ...büyük bir devlet... ...Türkiye Cumhuriyeti kurulduğu günden bu yana medeni ülkeler liginde en üstlerdedir. Ve çatır çatır ekonomisiyle 20'si ilk 20'de yer almıştır. Ordusu dünyanın en büyük 8. ordusudur. Avrupa'nın en büyük, NATO'nun en büyük 2. ordusudur. Yani bu, bunlarla biz hep gurur duyduk zaten. Bunu AK Parti falan yapmadı. TUSAŞ'a AK Parti kurmadı. Aselsan'a, Havelsan'a AK Parti kurmadı yani. Böyle şey ya TOG işte yatır özel sektör bir araya gelmiş bir otomobil fabrikası kurmuş. Sağdan soldan işte tasarım almış, motor almış, pil almış, şunu almış, bunu almış otomobil üretiyor. Öyle bir hava yarattılar ki yani şey sanki de, TOG devletin otobüs, şey, otomobili. Ee, ya sonuç itibariyle Türkiye'de bir sürü fabrika var, otomobil fabrikası var. Yani Başarıları da, da gururlandırın, kutuplaştırmayın diyorsun. E, e evet yani bu bu ya ciddi söylüyorum Ebru ya TOG TOG'u o kadar siyasallaştırdılar ki o kadar çok seçim malzemesi aldılar ki iktidara oy vermeyen insanlar Toga binmek istemiyor beni AK Parti zannederler diye. Bu hale getirdiler ya. Ya bunların üstünden o kadar çok siyaset yaptılar ki bunları siyasetle o kadar çok kirlettiler ki yarattıkları kutuplaşmanın bu tür sonuçları var artık ya göğsümüzü gere gere gurur duyamıyoruz yani. Türk mühendisleri oturmuşlar TUSAŞ'ta, Aselsan'da, şurada burada biri işte e, elektroniğini yapmış, biri yazılımını yapmış, biri donanımını yapmış vesaire. Yani bu senin, senin kendi milli servetin, milli varlığın, kendi mühendislerin vesaire gurur duyamıyorsun. Çünkü AK Parti kendisini almış. Propaganda malzemesi yapmış. Yani o propaganda'ya alet olmak istemiyorsun, o pro propagandanın hedef kitlesi olmak istemiyorsun, tamam mı? Sana o şansı tanımıyor yani. Böyle bir düzen kurmuşlar. Ne gerek var? Ne gerek var ya? Bu ülkenin şeyi o e, zibidilerin beğenmediği cumhuriyet kurulduğu andan itibaren başlamıştır. Bu ülke cumhuriyet kurulduktan sonra uçak da üretmiştir. Cumhuriyet'in ürettiği Traktörü ilk uçaklar o, o 1900 yani o dönemlerde ya gidin İsveç'te müzede duruyor. Türkiye Cumhuriyeti topraklarında üretilmiş bir uçak İsveç'e şey, İsveç e bağışlanmış orada müzede duruyor. Üstünde tabelası var. Yani biz gurur duyuyoruz. Cumhuriyet'le gurur duyuyoruz. Cumhuriyet'in yarattığı fırsat eşitliğiyle gurur duyuyoruz. Cumhuriyet'in yarattığı mühendislerle. Cumhuriyetin yarattığı kurumlarla gurur duyuyoruz. Cumhuriyetin ordusuyla gurur duyuyoruz. Ve bunların bir araya gelerek oluşturduğu sinerji, o sinerjinin bu eserleri hepsiyle gurur duyuyoruz ama öyle bir tablo yaratıyorlar ki her bir de seçim de bitmiyor ki sürekli de seçim sürekli var memlekette. Her seçimde sürekli sanki seçim bu ülkede şey. tarih 2002'de başladı. Yani sanki bu ülkede tarihi 2002'de başladı. 2002'den önce biz e, affedersiniz merkeple gidip geliyorduk işimize gücümüze. Evimizde buzdolabı yoktu dağlardan buz getirip şey yapıyorduk soğutuyorduk şeyleri. Yani çamaşır makinesi yoktu bütün çamaşırları elle çitiliyorduk falan. Böyle bir şey Çok... yaratıyorlar yani. E, ve 20, yani düşünün milattan sonra 2024 ...Milattan sonra 2024 yılındayız. Ya bırakın da olsun... ...millet uçmuş, teknoloji, yapay zekalar... ...şunlar, bunlar... ...yani e, her şey almış başını gitmiş. Bu, bu kompleks nedir ya? Daha önce söyledim ya Ebru... ...hani acaba bu Gezer Avcı'nın... ...şimdi Gezer Avcı'yla birlikte dört astronot vardı... ...bir tanesi galiba SpaceX'in... ...kendi şeyi... ...yani o aracı kullanan adam. Öyle yani e, ee, biri biri İtalyan, öbürü de İsveçliydi galiba. Bir de Türk vardı. Ya İtalyan bizimki dışında kimseye ...İsveçli galiba. Biri, biri dışında kimseye bu mu, yani muamele yapılmadı. O da bizimki. Yani İtalyan hayatına geri döndü, işine gücüne bakıyor. Ne İtalyan başbakan onu propaganda için kullandı, ne şey yapıldı. Yani Bizde böyle değil. İl il dolaştırıp Aa, bakın uzaya giden ilk Türk diye şey oy kazanmaya çalışacaklar. Onun üstünden bile. Ondan sonra da aklı başında insanlar çıkıp ya kardeşim sen senin insanın yiyecek bulamıyor. Diyorlar. Yani 55 <laughs> milyon doları turistik gezi için mi harcadın dediklerinde de bozuluyorlar. Vay inkişafımıza gelişimimize karşı çıkıyor bu zihniyet. İstemez diyorlar bilmem diyor. ne. Hayır vatandaşın ötesinde yani bu mantıklı bir soru kardeşim. Yani, yani evet. bir, bir tane, tane otobüse ya. binmişsin. Yani Şiberat Albayrak demişti ya bizim seçmenimiz Cumhurbaşkanımız Ay'a dört şeritli otoban yapacak dese inanır demişti. Seçmene böyle baktıkları için yani oy verecek olan seçmene, seçmenin aklını böyle gördükleri için yani biz bu yalanı söylesek de bizim seçmenimize inanır modunda oldukları için bunu istedikleri gibi pazarlamaya çalışıyorlar. Yani 55 milyonu bastırmışsın e, gitmişsin özel bir şirketten bir adet işte e, roket koltuğu satın almışsın yani bilet almışsın e, bir yolculuğa. O, o roket 260 defa gidip gelmiş ve her seferinde de bu tür yolcular taşımış. O roketin 260. seferi. Hani ilk olsa, ilkinde yer alsa, bir bir hani bir şey olsa, mucizevi bir şey olsa, tamam anladım. Türkiye bunu yapacak kadar zengin bir ülke deyip bununla da gurur duyabilirdik ama. Türkiye'nin bunu yapabilecek kadar zengin bir ülke olmadığını gösteren çok fazla örnekle karşılaşıyoruz. Emeklilerin durumuna bakıyoruz, asgari ücretlerin durumuna bakıyoruz. Hayat pahalılığı karşısında insanların nasıl bir zulüm yaşadığına bakıyoruz. O zaman da ister istemez işin bu boyutu da konuşuluyor. Bununla ilgili de dilimizde gerçekten güzel atasözleri var ya da ne bileyim var var yani. benzetmeler var vesaire falan. Yani e, insanlar da kendi aralarında bu işi konuşurken kahve köşelerinde o atasözlerini kullanıyorlar yani. Ya ben ben şöyle düşünüyorum. Biz, biz e, ya bu ülke gerçekten e, büyük bir ülke. Potansiyeli büyük bir ülke. Güçlü bir ülke. Yani bakın en kötü haliyle e, yani 50-60 milyar dolar turizm geliri olan bir ülke. Ne biliyor musunuz? ve e, üretim kapasitesi yüksek ihracat e, yani dünyanın en tehlikeli pazarlarında gidip ihracat yapabilen e, iş insanlarımız var yani böyle geziyorlar fuarlara katılıyorlar çok böyle yırtıcı bir şekilde mücadele ediyorlar dünyada şimdi buna rağmen bu yani sahip olduğumuz bu potansiyele rağmen halkımızın 85'inden fazlası yoksulluk içinde yaşıyorsa. Bunun tek bir gerekçesi var. O da kötü yönetim. Kötü yönetim. Yani başka bir şekilde açıklayamaz. Hani un var, işte yağ var, şeker var, bilmem ne var. Ama helva yapamıyorsun. Hangisini önce koyacağını, hangisini ne kadar koyacağını bilmiyorsun. Ya çok basit işte bu. Yani faiz şeker, meselesi. şeker azaldı yani, bayağı ama. Cumhurbaşkanı azalttınız yani. göke saçan yani Cumhurbaşkanı 2018'de bütün güç ve yetkiyi devraldı. Siz dedi verin yetkiyi bana ben size göstereceğim dedi enflasyonu, hayat pahalılığını, dolar kurunu, şuyunu buyunu ve gösterdi. Yani çok bariz gösterdi yani o dönem 4 lira olan 3,5 lira olan dolar bugün 10 katı yani 31 liraya gelmiş. 31.03 tarihi zirve. Düşün. Düşünebiliyor musunuz? Yani 2018'de devraldıklarında e, 4 lira bile değildi. 3.8 falandı. Nereden biliyorum? İşten kovulmuştum çünkü o zaman. Yine yani mi? kıdem tazminatı vesaire <laughs> falan alırken kurları falan hani şimdi arşive bakmadan rakamı bilme nedenim bu. Yani o tarihlerde işte 2018 Ekim'inde falan yani işte. e, Hayır, dolar, dolar kuru 3.8 civarındaydı. e Şimdi 31 olmuş 10 kat e, Sayın Cumhurbaşkanı, hani verin bu kardeşinize yetkiyi, o zaman ne dolar kalacak, ne enflasyon kalacak, ne şey olacak diyordu. Bu arada Euro'da tarihi zirvede. Yani, 9366 yüksek bayağı. Yani netice itibariyle bütün bu ülkenin temel sorunu kaynakları değil, iş gücü değil, genç nüfusu değil. Bu ülkenin temel sorunu kötü yönetimdir. Ülkeyi yönetenlerin takıntıları var. Yani bu takıntılardan biri mesela kendi yandaş dünyasını oluşturup onu zengin etme çabasıdır mesela. O nedenle ihaleler hiçbir zaman açık ve şeffaf yapılmaz. Hep davet usulü yapılır ve kendi yandaş tayfası çağrılır. Bütün kamu ihaleleri onlara verilir. Bütün kamu bankaları Onlara uygun koşullarda kredi sağlar. Bunların hepsi aslında servet transferidir. Yani Türkiye'nin bakın... Yani ben 30 yıldır gazetecilik yapıyorum yaklaşık. Neredeyse işte her zamanın şeyine bu 30 yıldaki vergi rekortmenleri listesini ve oradaki değişimi gözlemliyorum. Yani şimdi bakın... Niye açıklamıyorlar birçoğu mesela isimlerini, kimliklerini gizli tutuyorlar? Çünkü ne? sonradan zengin oldular. Son 10-15 yılda zengin oldu oldular. Diyecekler. İktidara yak... e, tabi iktidara yakınlıklarıyla zengin oldular. Evlerdeki yani yeni sermayedarlar adını... oluşsun. E, vergi rekortmeni birinci sırada yeni adının zengin... açıklanmasını istemiyor diye yazılıyor. Adının açıklanmasını istemedik. İşte netice itibariyle böyle bir rant düzeni oluştu. O rant düzeninde çok hızlıca zenginleşenler, iktidarın gücünü kullananlar, iktidarın siyasi gücünden faydalananlar vesaire falan böyle bir düzen oluştu. Şimdi bir tarafta böyle büyük açıktı bu. Tipik bir havuz problemidir. Yani tipik bir havuz problemidir. Havuzu dolduran kaynaklar bellidir. Senin benim ödediğim vergiler, cezalar, harçlar ya bu aralar var ya şimdi gidin her tarafta polis noktaları kuruyorlar böyle. Sürekli alkol kontrolü, trafik kontrolü bilme o kadar artmış ki aklınız durur. Ya Ankara'da ben eve giderken bir buçuk kilometre yürüyorum. Üç tane polis kontrol noktası şey yapıyorum. Ve hepsi de işte trafik şey ceza kesme üzerine kurulmuş. Ama sabah gelirken trafik tık tıkanmış oluyor mesela. İnsanın gözü bir trafik polisi arıyor hani buraya açsa falan diye trafik sorununu çözmek için trafik polisi göremezsin. Ama ceza kesmek üzerine yapılan uygulamaların hepsi o kadar sık ki. Çünkü devletin paraya ihtiyacı var. İstanbul'da da sürekli park cezası, cezası yiyorsun. Alkol kontrolü park Arkadan geliyor bir i̇şte, şey. Valla ayda 3-4 tane ödüyoruz. Ya bunlar işte yani anlatmaya çalıştığım o bu havuz probleminin havuzu dolduran muslukları biziz. Havuzu boşaltan Şatan musluklar muslukları. da bu beyefendilerin şatafatı, yandaş müteahhitler vesaire. Şimdi şöyle düşün. Bu yandaş müteahhite giden şeyden iki birim gidiyor. Su, iki birim su gidiyor işte o havuzda. Yandaş müteahhit musluğundan. İktidarın şatafatına üç birim su gidiyor. Yukarıdan toplamda üç birim su geliyor. Senden, benden, vergilerden, cezalardan, şuradan, buradan. Bayağı ee, geliyor. 11 trilyon birim, liranın 8 trilyonu bizden. He. İki, o 2 birim su fazladan gidiyorsa eğer o musluktan. Yukarıdan gelenlerin o havuzu doldurma şansı yok. Dolayısıyla bu ülkenin Merkez Bankası'nın kasası da tam takır olur. Yani havuzu boş olur. Havuzu boşaltıyorlar. Havuz ya, boş. sabah gelirken işte ya ben yani bir şimdi kim olduğunu söylemeyeyim ama askeri bir komutan. Yani bir komutan geçiyor. Ya saydım 10 tane araç var. Önünde motosiklet trafiği durduruyor. Ona yol veriyor bilmem ne falan. Onun arkasından başka böyle pahalı bir Alman arabasında ama plakası sivil. Neden saklıyor bilmiyorum. Onun önünde bunların hepsi 400 metrelik bir yolda gördüğüm şeyler yani Atatürk Bulvarı'nda. Ya sayıyorsun orada topla, yani toplam 15-20 tane araç İlk bir komutanla kim olduğunu anlamadığım sivil plakalı işte pahalı bir Alman arabasıyla geçen 4-5 tane koruması olan yani koruma aracı olan biri kimse. Sizde herkes işi öyle mi gidiyor? Yani bakan olsa pla ya Ankara bir göreceksiniz yani Eskişehir yolundan giderken telefonla konuşamıyorsun çünkü sürekli cemir olan konvoylar geçiyor yanından sağından solundan. Çok zor o kadar bir çok o. böyle mavi ve kırmızı ışığı olan bir ara bunları kaldıracağız hepsini tek tek kontrol edeceğiz. Herkes işe konvoyla ee, mı gidiyor? Gerçekten hani e nasıl gitmesini bekliyorsun? Bu beyefendiler önemli beyefendiler yani. Anladım. Ya işte YouTube imamı bile kendine VIP muamelesi yaptırıyor makam aracıyla gidiyor. böyle. Onda başka detaylar şey, da var geleceğim sen bitir de. Yani ağır makinalı tüfeklerle korunuyorlar vesaire. Yani YouTube imamları bile bu kadar korunurken komutanlar ya da işte bürokratlar falan korunmasın mı yani? Neyse yani ya böyle bir israf yani, var. Her gün yani dedim. Her gün her gün. İşe böyle bir hocam. israf var yani sürekli böyle ya Ankara'nın her yerinde kamu binaları kirada. İnanamazsınız. Yani böyle... Mesela şu anda adliyenin belki 20 tane binası var. Hepsi kirada ve yandaş müteahhitlerin yaptığı binaların maliyetleri 2 yıllık 3 yıllık kirayla ödeniyor. Karşılanıyor yani. Bakanlıkta bak, kirada olan bakanlık var ya. Düşünebiliyor musunuz? Kirada olan bakanlık. Yani adam, adam işte atıyorum 3 milyon dolara mal ediyor binasını. Bakanlığa kiralıyor, 3 senede çıkarıyor maliyetini, ondan sonra da koy kasaya. E şimdi musluk, gelen musluk belli, giden musluk da bunlar. Bu ülkede e, para biriktirilmesi, o biriken paranın refah payı olarak çalışanlara yansıtılması, vatandaşlara yansıtma, yansıtılması mümkün olabilir mi? Çok mümkün olmaz. Olamaz tabii Olamaz ki. Tabi. Her gün işe herkes yani konvoyla gidersin. 15 milyar liraya yapacağım bir adliye binasını davetli ihale yaparsan müteahhitler kendi aralarında anlaşırsa 24 lira 24 milyar liraya en düşük teklif verirse sen orada garibin guraba'nın 7 8 milyar lirasını şey yaparsan bu müteahhiti transfer edersen bu ülke düzelir mi? Ya diyan ülkenin Diyaneti ülkenin Diyaneti bu usulsüzlüklerin e, meşrulaştırılması için kullanılıyor ya. Bugün gazetede haberi var Ebru oradan okuyabilirsin. Ya Diyanet İşleri Bakanlığı Diyanet İşleri Başkanlığı yetkilisi diyor ki torpille işe girersen diyor. Yani başkasının hakkını yiyerek işe girersen diyor. Aldığın maaş helaldir. Tam cümlesi söyle sonunda bunu da yani... duyduk diyor e, Deniz Ayhan'ın haberi. Sözcü gazetesinin birinci sayfasında var. Almıştık onu. <laughs> e, so, yani kulaklar bunu da duydu diyor. E, Diyanet din İşleri yüksek kurulu üyesi İdris Bozkurt aynen şöyle demiş. Bir kişinin hak etmediği bir işe girmesi tabii ki kul hakkıdır. Fakat girdikten sonra elde ettiği kazanç meşrudur, helaldir. Kul hakkıyla giriyorsan nasıl helal oluyor? Anladığım işler değil. Ya bu ya işte ülke... düşünün, ben bakın böyle bir şey hakkından. var Çok korkarım. Bence herkes de korkmalı. Bu, ya bu şehitlikte ülke... bile bakın şehitlikte bile kul hakkıyla gelmişsen affetmiyor. Yani bu bu din <laughs> şehit olsan bile geliyorum kul Cem hakkıyla Hocam. git gittiysen ee, affetmiyor. Kul hakkı bu kadar bu dinde kıymetli bir şey. Sıkıntı Ama yok. ülkenin Diyanetinin yaklaşımına bakın ya. Yani birisinin hakkını çalmışsınız. Ama sonra helal kazanıyor. O iyi. çaldığınız hak üzerinde de çalmaya devam ediyorsunuz ama beyefendi çıkıyor diyor ki helaldir. Bu arada ne Zekeriya Yapıcıoğlu da Hüdapar'ın genel başkanı da Özgür Özel bir ayetten alıntı yaptı. Ee, yine hani günah sevap e, ilişkisini anlatmak için e, dinin siyaseti alet ediyor dedi Özgür Özel için Zekeriya Yapıcıoğlu. Neyse e, buyurun hocam e, Diyanet e, Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi İdris Bozkurt'un bu e, Diyanet senin araştırması vardı çok fazla torpili var diye yüzde %80'den fazlası %90'a yakını Diyanet'te… O zaman ben senin paranı çalayım onunla gidip kendime araba falan çalışanları... alayım ama çalarsam bu kötü haram ama al, kullan, o parayla aldığım kullanımda helal, sıkıntı helal, yok. Helal, helal. Helal. Ne kadar güzel açıklama Zaten çalışanlar da söylemişti. Çok fazla torpil ve kayırma var diye %90'lara ulaşmıştı oran. Oradan başlayan bir tartışma tabii siyasetin de gündemine gelince böyle bir açıklama gelmiş. Bugün Sözcü Gazetesi'nin manşetinde Deniz Ayhan'ın haberi. O MTV var. Mı? Ekonomiyi geliştirmek şey istiyorum ondan Yok yok ben kesmiş oldum. E yok e, şey sonra da motorlu taşıtlar vergisiyle ilgili bir şey söyleyeceğim dedi Emir Hoca da siz devam edebilirsiniz. Buyurun lütfen. Şimdi bu iki kere alındı ya ek. Hı hı. Şimdi araba değiştirenler bilecektir. Ee, Aralık'ta falan değiştirdilerse Kasım'da Aralık'ta. Nerede? Bu üçüncüyü de ödeyecekler. Ödediler. Dün evet. başıma geldi. Nasıl yani? yani? Zaten biz normal... Ben e eski arabama iki tane ek ödedim. Tamam. Tamam mı? Bir de Ocak'ta ödediniz. Aralık... Onu, onu saymıyorum bile. Ha Onu saymadınız Önceki daha. Önceki yıl 2023'ün bir de Aralık'ta ben arabayı değiştirdim. Tamam evet. mı? Sonra bir baktım. Allah Allah. Bir E-Devlet'te falan girdim. E, MTV görünüyor, gecikmeye düşmüş haberin bile yok. Sonra Bayi'yi aradım, dedim ki böyle bir şey var. Ya dedi şey e, biz bir tanesini ödüyoruz, da onun ek olduğu için ikinciyi siz ödeyeceksiniz. Ana bir Beşinci daha. Beşinci kez dediniz. ödemiş oldum. Bir de Ocak'ta Oo. altı. Ha, buradan tekrar sesleniyorum, hakkımı helal etmiyorum vatandaş olarak. Yani buyurun. <laughs> ben de araba falan istemiyorum, tekrar ediyorum İstemiyorum araba. Ya bu ne arkadaş? Yani Nebati, Kavcıoğlu. Batır. Bir ara bunu... Ben gideyim sürekli vergi ödeyeyim ya <laughs> Aynen. vatandaş olarak. Aynen. Ne güzel ya. Satışta da ödet çıktı yani VTB. Beş kere ödemiş öde. oldu. Beş kere ödedim ya. Ha, sadece ben de Bunu yapanların birçoğu herkes ödedi bunu yani. Ben de hakkımı helal etmiyorum. Etmeyin. Hiç kimse etmesin. <laughs> Ama öyle, öyle demeyin. Vergilendirilmiş <laughs> hiçbirimiz evet. etmiyoruz biz ekip olarak. Öyle demeyin lütfen. Helal <laughs> etmiyorum evet, o vergiler size Yüce Devletimiz ya ben, ben... tarafından yolsu elektrik olarak geri gelecektir. Okumadınız mı ilkokulda bunları? Bir şey diyeceğim. <laughs> Oku, Bir şey i̇lkokulda şey diyeceğim. bize verginin hesabını etmiyorum. da sorun dediler. Öyle öğrettiler bize. Hakkın Verginiz ve... nereye gidiyor hesabını Hakkın soracaksınız. Ödeyeceksin, ediyorum. sormayacaksın Sormayacaksın. Diyeceksin soracaksın dediler. Öyle öğrendik biz. Buyur Deniz. Pardon. Hakkımı helal etmiyorum cümlesini ben de kurdum ama şu anda o noktada da değilim çünkü hakkımı helal etmiyorum cümlesi işi başka bir dünyaya bırakıyorsun. Ben hakkımın bu dünyada sorulmasını istiyorum. Daha güzel. Yani bu iktidar sormayabilir ama ebediyen devam edecek bir iktidar değil yani. 15 sene sonra belki de 10 sene sonra 20 sene sonra iktidar değiştiğinde o Nurettin Nebati yaşıyorsa eğer yakasına yapışıp bu dünyada bu onun hataları yüzünden e, ödediğimiz fazladan bütün paraların hesabını ben soracağım. Yani ya şu anda soramıyoruz. Yaşam. Ona da soracağım Kavcıoğlu'na da soracağım. Yani bu iktidar sonsuza kadar devam edecek diye bir şey yok yani en azından önümüzde 15 yıl falan bir ömür vardır herhalde. İnşallah onlar da yaşarlar ve ben onun hesabını yakalarına yapışıp soracağım. Ey Nebati gel buraya diyeceğim. Ben senin yüzünden şu kadar fazladan vergi ödemiştim. O zamanki döviz kuruyla bugün bu kadardır. Öde bakayım onu diyeceğim. Öde bakayım bana. Herkes de yapsın. Hiç kimse hesabını öbür dünyaya falan bırakmasın. Hakkımı helal etmiyorum falan. Bununla olacak şey değil artık. Ben bu noktaya geldim. Başta ben de hakkımı helal etmiyorum falan dedim ama. Bu biraz işi başka dünyalara erteleme şeyi. Ben bu dünyada yaşarken onun hesabının sorulması gerektiğini İzleyiciler düşünüyorum. İzleyiciler niye o adam 20 sene sonra o diyor diye derisi, soruyor. Bir şey diyeceğim. Ceylan derisi koltukların üstünde bacaklarını böyle 180 derece uzatıp pişkin pişkin gülerken. Ben çocuğumun rızkını onun hatalarını kapatmak için ödemek istemiyorum kardeşim. Haklısın. Hatalarının bedelini bu dünyada ödeyecek, para olarak ödeyecek, ceza olarak ödeyecek. Ya yani yaptıklarının hepsi yani hangi bilgiyle bir de çıkmışlar dolandırıcılık bu resmen ya. Ekonomiden anlıyor numarası yapıyorlar ülkenin ekonomisini yönetiyor dolandırıcılık bu sahte diplomayla doktorluk yapmaktan ne farkı var? Söyleyin bana. Nebati'nin Nebati'nin ekonomiden, hazineden, maliyeden sorumlu bakan olmasıyla sahte bir diplomayla hastanede doktorluk yapmak arasında ne fark var? O sahte doktor da belki bir hastanın ölümüne neden oluyor. Bu da ekonominin ölümüne neden oldu. Ne fark var? Ciddi soruyorum yani bana bir yanıt verin. Nebati'nin yani şeyine bakın, CV'sine bakın, okuduğu okullara bakın. Ya uygulamalarına bakarız bakın biz bu bunun yaşadığımıza bakarız yani bir ya dönem benim, önce Ekonomi Bakanıydı. Ya tamam yani. işte. Sıkıntı yaşıyor. Yani mide midesi midesi delik bir hastaya kan sulandırıcı veren bir e, doktor düşünün. Daha doğrusu sahte doktor düşünün. Ya mide mide kanaması tehliken var. Yani midende ülser var, sana kan sulandırıcı veriyor. Yani faizin artması gerekiyor enflasyonla mücadele ederken o faizin düşürülmesine karar veriyor. Aynı şey yani. Hani gaza basmak, frene basmak gerekirken gaza basıyor. Aynı şey. Yani ehliyeti olmayan bir sürücünün otomobil kullanması gibi bir şey. Nurettin Nebati yaptığı iş açısından söylüyorum ehliyetsiz bir sürücüydü. Ve arabayı götürdü duvara tosladı. Araba pert ama beyefendi o ceylan derisi koltuklarda ayaklarını da uzatıyor böyle 180 derece. Arka koltuklarda cep telefonundan sosyal medyaya bakıyor bilmem ne yapıyor. Hakkımı helal etmiyorum diyebiliriz. Evet kimse ben de etmiyorum ama hakkımı öbür dünyaya da bırakmam bu dünyada o bu yaptı bana ödettiği bedellerin bedelini de ödemek zorundadır. Evet emeklilerin yıllık 120 bin lirası kayıp. Ya bu ülke bir cemaatle ilgili bir durum yaşamadı mı? Hani buna darbe girişimi dendi. Yaşadı derdi. ablalarla, Ve abilerle, şu anda abilerle, abilerle, terör, neler abilerle soruşturmaları, mahkemeler, cezaevlerinde insanlar yaşamadık mı Yaşadık. Bunları? Biz hala niye bunları konuşuyoruz o zaman bu ülkede? Bilmiyorum. Benim o, fotoğraflardaki, arkadaki okulda dikkatimi Bir şeylerin çektim. değişmesi, farklılaşması gerekmiyor muydu? Bu iki isim okulda. Deniz. Öyle de bir ayrıntısı var. Arkada kurum okul. Koca elinde. Valla çocuklara kötü örnek oluyorlar. Onların onların diliyle söyleyeyim ben. Yani dünkü fotoğrafı da yan yanına koyabilir miyiz arkadaşlar? E dünkü, dünkü e, bu dünkü okulun gazete. da aynı zamanda Şevki Yılmaz'a ait olduğu da söyleniyor iddialar arasında. Bakın onu da not ediyorum. İddialar arasında değil canım onun yani çocukları böyle Neyse ben e, yani bu yani, yani, şeyde gördüğünüz bu Kesin emin olamadığım için öyle söyledim. O, evet. Sürekli okullarda foto yani bu okulda çok fotoğrafı Hı. var. Ya bunlar bunlar işte sürekli şey propagandası yapıyorlar. bu, bu dünya malı mühim değil işte e, bu dünya fani bir dünya asıl gelecek hani öteki dünya için e, ya bu Allah aşkına normal mi bu ya bu kadar böyle ya yani orada öyle orada öyle yani ben ben çok normal karşılamadım bu ilişkiyi kusura bakmasınlar da işte arkadaş, arkadaş bir şey arkadaşlarımız yani. yeni fotoğraflar buldukça sana gösteriyorlar. <laughs> bizim bilmediğimiz başka bir <laughs> arkada kendi da cemaatleri falan. ya ben kendisini var mı gerçekten acaba? tanımıyorum ve ben bugüne kadar da gerçekten hiç bilmiyorum. Ee, çok takip ettiğim bir alan ve insanlar değil uzam ama e, fotoğraflardan işte biraz deşince okullardan e, toplantılardan oradan buradan çok fazla çıkıyor bu isim. Yani bir düğün nikahta da görebiliyorsunuz, bir okulda da görebiliyorsunuz başka. Yani şey çok e, meşhur ya sosyal medyada. Böyle evet. millete hakaret yani toplum ettiği. Toplum içinde çok görüyorsunuz. Dini hiçbir cümle kurmayıp sadece e sadece e bir, hakaret birilerine var. hakaret ederek evet. ya ben, popüler şey söyleyeyim. söyleyeyim. Ya, çok beddua fazla beddua var, var Atay'a. Buyur. Mafya varis söylemleri falan da var. Hmm. Ee, ya bırakalım kendi kendi alemlerinde canları nasıl istiyorsa Öyle yaşasınlar ya bunları böyle gündeme taşımak saatlerce konuşmak falan valla çenemize yazık yani. İyi hadi çenenize yazık zaman konu değiştiriyor. Yani <laughs> çok böyle göründürüpleri ve gösterildikleri için önemli bir önemli bir camia gibi algılanıyorlar. Değiller yani sayıları bunlar marjinal tipler marjinaller yani. Zaten baksana yani Allah aşkına sağlıklı mı şu el ele tutuş biçimi? Hadi bu istisna de bu bu istisna ikinci fotoğraf istisna mı? Şimdi biz birlikte yani birlikteyiz olabilir, yaşlı olduğu adamlar. için yani destek Nasıl olabilir. Şey, bir şey biçimidir yani? Neyse yani benim, benim arkasındaki ya, kısmı... Koluna girsin canım o nasıl bir el ele tutuşmaktır öyle. <laughs> evet koluna da girebilirdi. Ya bunlar, bunlar, bunlar hakikaten. Ya gitsinler kendi dünyalarında ne yaşıyorlarsa yaşasınlar çıksınlar hayatımızdan. Ya bunları konuşmaya değmez. Boş verin. Peki. Vallahi gitsinler. Gitsinler bir <laughs> böyle bir okulda mesela kursunlar kendi şeriatlarını, şeriat düzeni içinde yaşasınlar. Bir bulaşmasınlar bize. Duvarlarını yükseltsinler. O duvarların içinde istediklerini yaşasınlar. Onlar da bize karışmasın. Biz de kendi hayatımızı yaşayalım. Yani e, Yo gerçekten yani gitsin ne, ne halleri varsa neye inanıyorlarsa ona inansınlar nasıl bir hayat yaşamak istiyorlarsa onu yaşasınlar yani şeriatı savacağım savunacağım ama cumhuriyetin bütün nimetlerinden faydalanacağım hadi oradan e, kur bakalım kendi şeriat düzeninde bu maaşları şunları bunları alabiliyor musun bakayım hikaye cum cumhuriyetin bütün yani e, hayatı 21. yüzyılda Kafası 15. yüzyılda. Tamam. 21. yüzyılın nimetlerinden faydalanıyor. Bu bu meclisin maaşını alıyor ama meclisi e, küfrettiği Atatürk kurmuş. Evet. evet. Yani Egemenlik kayıtsız şartsız milletin demiş. Oradan nemalandığı meclisi. Sonra Atatürk da seçilmiş seçilmişsiniz belediye başkanı olarak. Atatürk kurmuş yani o oğluna eniştesini bilmem şusunu busunu bu cumhuriyetin kurumlarına yönetici yapıyorsun. Yani e, Allah aşkına hangisi liyakatlı gelme? Ha, bana Allah üzerine Kur'an üzerine yemin etsin. Desin ki ben bu çocuklar için ne oğlum için ne şunun için bir kişiye bir telefon etmemişimdir. Kendi bileklerin hakkıyla ya yani hiçbirinde tavassutum yoktur diye Kur'an'ın üstüne el bassın. Şevk Yılmaz'a çağrı yapıyorum. Koysun Kur'an'ı masaya elini koysun üstüne inanıyorsa eğer desin ki ben ne oğlum için bir tavasutta bulundum telefon ettim. Ne iş kurdaki bir yönetici olan eniştem için ne şuradaki çocuğum için hiçbirine siyasi tavasutta bulunmadım. Hepsi bileklerinin hakkıyla geldiler. Hiçbiri Şevket Yılmaz'ın Şevki Yılmaz'ın çocuğu olduğu için orada değil diye yemin etsin ya. Etsin edebiliyorsa. Etsin. Bir taraftan torpil yapacaksınız kul hakkı yiyeceksiniz. Onun bunun hakkını torpille kendi çocuğunuzu alacaksınız. Ondan sonra da kalkacaksınız. E, aman dindar Müslüman şey biz de şey. E, yani neyse söylemeyeyim evet. şimdi. Ben şimdi başka konuya geçeceğim. Bu arada seni gitsinler bir nereye geldiniz? Hayır kondakçılar yolun sağından. Tamam. E, böyle gönüllerde taht kurulur zaten. Yani ee, onun için ben mesela Mansur Yavaş'ın kazanacağı konusunda hiçbir şüphe duymuyorum ee, çünkü her şey ortada ya bütün bakın e, yaptığı bütün ihaleleri internette izledik biz ya emin ol bak devletimiz yani çevre ve Şehircilik bakanlığı vesaire falan yaptığı ihaleleri Ankara Büyükşehir Belediyesi gibi yapsaydı bu ülke en az 150 milyar lira tasarruf sağlardı kamu projelerinde. İddia ediyorum. Yani şeffaf bir şekilde rekabet içinde yapılsaydı, insanlar açık açık böyle kameraların karşısında rekabet ederek ihaleye girseydi bu ülke acayip tasarruf ederdi. Ama yapmadılar. Bütün ihaleleri 5 şirkete verdikleri için onlar da sürekli kendilerinden şey geçen gün anlattım. Hatırlıyor musunuz? 5 tane şirket kalmış metro ihalesi için. Yani şirk, şartnameler çok ağır olduğu için ve kamu ihalelerinde sürekli bu şirketler aldığı için şartları sadece bunlar karşılamış. 3 tanesini kaçırtmışlar, 9 şirket şey yapmış. 3 tanesini resmen kaçırtmışlar, korkutmuşlar yani girmeyin bu ihaleye falan diye. Bir tanesi de, bir tanesi de yine korkusundan herhalde teşekkür mektubu vermiş. Geriye bu 5 şirket kalmış. Bu beş şirkette kamunun diğer ihalelerinde paslaşan şirketler. Onlardan bir tanesi diğer dördüne demiş ki ben böyle bir rakam atacağım. Siz bunun üstünde kalın. İhaleyi ben alacağım demiş. Ve inanır mısınız 380 milyon euro olan ihale bedeli yani maliyeti maksimum 380 milyon olur deniliyor. 575 milyon euro teklif verilmiş. Yani aradaki rakam 7 milyarı falan buluyor. 7 milyar lirayı buluyor düşünün. Mansur Yavaş bu ihaleyi bu nedenle gerçekleşiyor diye iptal etti ve o 7 milyar lira bu Ankara'daki var. vergi verenlerin, Ankara'da yaşayanların kasasında kaldı ve Ankaralılara hizmet olarak gidecek. Bu çok büyük bir olay. Bunun kimse farkında değil. Ülke böyle soyuluyor işte. Yani 380 milyon euroluk bir işi ...575 milyon liraya... ...yaptıkları için soyuluyor bu ülke. İşte örnek veriyorum... ...sürekli dilimde tüy bitti... ...daha bir tane açıklama yapmadılar ya. Ne Çevre Şehircilik Bakanlığı yaptı... ...ne Adalet Bakanlığı yaptı. Adli ...Ankara Adliyesi'nin ihalesi yapıldı. Ya 12 senedir... ...Ankara'ya yeni bir adliye... ...yapılması konuşuluyor. Ama o adliyenin ihalesi... Acil durumlar için öngörülen kamu ihale kanununun 21. maddesinin B fıkrasına göre yapılıyor. Nasıl izah ediyorsunuz siz bunu? E Ankara'nın 5 kapısı nasıl yapıldı o kadar rahat o zaman? Ya Ebru siyaset öyle kirli bir şey ki. O 5 kapıyı kim yaptı biliyor musun sen? Kim? Beş kim yaptı biliyor musun? Bilmiyorum. Şu anda CHP içinde aktif olan bir milletvekilinin kardeşi. CHP'li bir milletvekili ve şu anda Çankaya Belediyesi'ni falan dizayn eden 3-4 kişiden birinin kardeşi yaptı. Yani öyle bu siyasette ilke milke yok. Yani 31 milyon o zaman yani o zaman 31 milyona yapılmış. Bilmem kaç mı 12 milyon dolar falan şimdiki parasını siz düşünün. 384 bak, milyon bugün i̇haleyi, ihaleyi kim yazmış. de yani kapı mesela kapı çok mu beğeniyorsunuz çok mu güzel ankı Ben bilmiyorum Hani o kadar. Ya niye CHP kıyameti koparmadı o zaman? Çünkü Birerken o zaman CHP yani... içinde aktif söz sözü geçen birinin kardeşi'nin şirketi bu ihaleyi aldı yaptı. Niye kıyameti koparmadılar o zaman CHP'liler? Bakacağım. Şimdi, şimdi niye kıyameti koparmıyorlar? Ya adam aynı adam şu anda CHP'de milletvekili ve CHP'yi dizayn edenlerden biri aynı adam Hatay'da köy konutları ihalesi almış 1.6 milyar liraya. Sen o adamdan bu iktidara muhalefet yapmasını bekleyebilir misin Allah aşkına? şey yapsan mangalda kül bırakmaz. Yani şey şeyde, tamam, çok mu e, gerekli? Meyhanelerde şurada burada sohbet etsen mangalda kül bırakmaz. Ama el altından ihale takipçiliği yapıyorlar, ihale alıyorlar bilmem ne. İktidara televizyonlara çıkıp gazetelere çıkıp bir tane kelimesini bulamazsınız. Bir tane eleştirisini bulamazsınız. O zamanın parasıyla da bayağı iyi paraymış edem, bu. 4-5 kişide. Evet bayağı yüksek bir, evet. bir maliyet yani. Böyle bir siyaset, böyle bir şey. Bakın siyaset böyle bir şey. Ve CHP de bu tip adamları temizlemiyor. Tam tersine başlarında gezdiriyorlar. Ya şu andaki yönetim içinde aktif rol alan, belediye meclis üyesi belirleyen, belediye başkanı belirleyen falan bir tip. Bu bu kapıları yapan şirketin sahibinin kardeşi aynı adam şimdi Hatay'da 1.6 milyar liralık köy konutu ihalesi yapıyor. Nasıl izah edeceğiz? Biz bu ülke nasıl düzelecek Allah aşkına? Gazeteciler çıkıyoruz biz burada sürekli annemiz babamız bize mesaj atıyor. Aman oğlum dikkat et başına bir şey gelmesin. Aman oğlum bunların sağa solu belli olmaz içeri atarlar seni falan. Biz burada alt üstü işimizi yapıyoruz. Siyasetçiler ne yapıyor? Para kovalıyorlar, ihale ko kovalıyor, imar rantı kovalıyor. Herkes kendi şeyini kurtar gemisini kurtarmaya çalışıyor. Boşuna uğraşıyoruz yani. Ya bize de çok tepki mesajı geliyor İzmir'den. Ee, ya bir de bu tabi e, ya şöyle bir şey e, Ebru. Burada tabi sadece belediye başkan adayları değil, meclis üyelikleri vesaire falan da konuşuluyor. E şimdi bir yani bir siyasetçi. E, Mesaj göndermiş bana İzmir'deki durumla ilgili. Ee, uzun bir liste yazmıştı. Eski milletvekili şunun oğlu şurada bilmem birinci sıradan meclis üyesi adayı. Şunun işte bilmem nesi şurada ikinci sıraya. Mesela CHP şeyinden İzmir'den örnekler vermiş. İsimlerini tek tek sayıp teşhir etmek istemem. Ee, ama bakıyorsun partideki şu andaki yönetimde olanlar e, ya da yönetimde olmayıp sözü geçenler falan onların referansıyla yazılan e, meclis üyelerinin listesi var burada böyle uzun uzun. Ee, altına da soru sormuş. AK Parti'den fark ne demiş? İşte Siyaset bu diyorum ya çok da farkı olmuyor yani. Duyamadım bir daha söyler misin? O gücü. AK Parti'den? Farkı. Farkı nedir yani? Farkı ne dedim yani? Hı, evet. Hani de, demokratik bir şey olmayacaksa... E, ...partinin yönetimine ele geçirenler... E, ...yani kazanan hepsini alır gibi bir mantık var ya hani... Anladım. Hani çoğulculuk olmaz bu ama çoğunlukçu bakarsan... E, kazanan hepsini alır mantığı ortaya çıkar. Evet öyle bir şey yaptığında insanların tep yani bu mesajı bana gönderen çok kıdemli deneyimli bir siyasetçi tek tek yazmış işte şurada şunun şusu şu sıradan aday gösterildi isimlerini bile yazmış tek tek şimdi okumak istemem ama İzmir'deki belediye meclis üyelerini şey adaylarını yazmış işte Çeşme'den yazmış Güzel Bahçe kontenjanını yazmış işte Urla'yı yazmış. Biz bir sürü böyle isim yazmış. Ee, hepsi birilerinin referansıyla şey olmuş. O altına da demiş ki AKP'den farkı ne? E, bu soruya ben bir cevap veremem. Çünkü AKP'den bir farkı olmuyor böyle yaptığınızda. Yani biraz önce e, o kapılardan örnek verdiğimde şimdi izleyicilerimiz bana mesaj atıyorlar. E, kimdir açıklasanız açıklama gerek yok. Ankara'da herkes biliyor o kapıları kimin yaptığını. Google'a girin bakın. Yani Melih Gökçen'in kapıları... Hı, işte işte ee, bulursunuz. Yani aynı şirketin işte Hatay'da aldığı ihaleye de bakın. Onu da bulursunuz yani köy evleri ihalesini. Oradan bulursunuz. Ee, o adamın da kim olduğunu bulursunuz. işte onun hangi e, ilçenin e, belediye meclis üyeliklerine kaç kişi yazdırdığını da bulursunuz. Yani... Bu devirde hiçbir şeyi saklayamıyorsunuz ve siyasetçi yani dava kalmayınca yani siyaset dava için yapılmayınca siyaset kişisel çıkarlar için yapılınca böyle şeyler yaşanıyor işte yani en büyük şey ülke ülkeyi bu ekonomik krizin yaratanlardan kötü yönetenlerden falan demokratik yollarla alma çabasında değil de işte şu belediye bizde olsun, bu belediyeye de bizim sözümüz geçsin, şu başkanı yönlendirebilirim falan gibi kişisel beklentilerle siyaset yaptığında e, bir farkın kalmıyor. Yani maalesef e, öyle. Yani İzmir'de Tunç Soyer'i yapmadınız, tamam anladık. Memnuniyet oranı düşük. E peki e, Allah aşkına aday yaptığınız Karşıyaka Belediye Başkanı'nın Memnuni, bizi İzmir'den izleyenler var mı? Vardı var herhalde, tabii. değil mi? Olmaz mı? Yazsın, yazsınlar lütfen. Hele karşı oturanlar varsa, şimdi yazsınlar sosyal medyadan, X'ten yazsınlar, Instagram'dan yazsınlar, Facebook'tan yazsınlar. Ben yazdıkları için ee, zaten karşı soruyorum. Yaka, Karşıyaka'daki yakadaki e, hizmetlerden memnun muydunuz ki Karşıyaka belediye başkanı ödüllendirilip büyükşehir belediye başkanı adayı yapıldı? Onlar cevap versinler. Biz de görelim. Hani demin Nurettin Nebati'ye kızıyoruz ya. Diyoruz ya hani ya bunu başaramadın ama ödüllendirildin. Şimdi kırmızı ceylan derisi koltuklarda yayılmışsın. keyfini sürüyorsun. Ya da BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu'na diyoruz ki başarısız olduğun halde seni başka bir göreve terfi ettirdiler. Kızıyoruz hani. E bunun ne farkı var? Karşıya kadar başarısız olmuşsan eğer ve büyükşehir belediye başkanlığı adaylığına terfi etmişsen ne farkı var Nurettin Nebati'nin ya da Şahap Kavcıoğlu'nun durumunda? Soruyorum İzmirli izleyicilerimiz yazsın bize. Karşıyaka'da oturanlar özellikle yazsın. E, belediyenin hizmetlerinden, belediye başkanından memnunlar mıydı? E, belediye başkanları bu terfiyi hak etti mi? Onlar yazsınlar. E, biz eleştiriyoruz diye bize kızan parti yöneticileri de o yazılan doğrudan vatandaştan gelen o mesajlara bir baksınlar. Sana geldi Artık mi? Artık Bana başka geldi. bir çağdayız yani her şey her şey her şey ortada her şey ortada yani. Yani bilmiyorum bizim yaptığımız anketler, bizim yaptığımız pek çıkmıyor. Bir de anketlere göre mi hareket etmek? Doğma büyüme karşı yakalı evet, olarak hiç memnun bazı değildim. Yani. Şu an aday gösterilen e, kişiyi de beğenmedim diyor mesela bir okuyucumuz. Yani yani hem karşı bu, bu yakadan memnun değilim çağındayız. şu anki adaydan da memnun değilim karşı yakada diyor. Ee, bir, bir, bir sürü mesaj böyle. yani CHP'de diyor 55 ki. yıllık İzmirliyim Cemil Tugay'ın karşı yaka belediye başkanı olduğunu büyükşehir aday olduğunu duydum diyor. Karşıyaka'daki belediye yani ismini diyor 55 yıldır İstanbul İzmir'de yaşıyorum. Cemil Tugay'ın e, ismini ilk defa burada aday olunca duydum diyor. Bir Ekrem İmamoğlu'na dönelim deniz geri geleceğim. E, bir dinleyelim. 50 yıllık 60 yıllık bir sorun, daha da eskisi var hatta. Ama biz şu anda buradaki yerleşim yerleri ulaşım noktalarını insanların sağlıklarını tehdit edecek e, süreçlere taşımak, onların konforunu al vesaire çözüme kavuşturmak bizim yapmamız gereken onlar Gün bağlantılarda aslında dünden beri bir sorun yaşıyoruz Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Değil. ve başkan adayı e, soruları yanıtlıyordu ama tabii tam sağlıklı e, duyamadık Es Açıklamaları zaten gün içinde sizlerin ekranlarınıza taşıyacağız. Ulaşımla ilgili dün projelerini aktarmıştı. Bu ulaşım konusundaki açıklamaları ve soruları yanıtları devam ediyor. Öyle söyleyebilirim. Bir de 650 bin konutu nasıl inşa edeceksiniz diye ee, eski e, Çevre Şehircilik İklim Değişikliği Bakanı, bugünün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Murat Kurum'a soruyor. Ee, tabii uzun bir süre bakanlık yaptığı için ne kadar, e, ne, yani bunca zaman niye yapılmadı diye soru da ona ekleniyor. Deniz, sen tamamlayabilirsin İzmir'i. Bir Cem Tokere son bir e, yani yorumlar verip Emre Hoca'ya bitirmek yok. istiyorum ama kaç dakikan var Hakan? Kaç? İki. Yani çok iki dakikamız var. Neyse, sen tamamla. Yo benim tamamlayacak bir şeyim yok. Ben tanımam etmem yani adayları şunları bunları. Ben vatandaşın tepkilerini yansıtıyorum. Reporting de yapıyoruz yani gazeteciliğin temel iş. Yani reporter dediğin rapor eden. Ee, yani bize gelen bilgileri kamuoyunda paylaşıyoruz işte Deniz yani. Sünden söylüyor. İzmir, İzmir uzun süredir geliyor. Kişisel bir şey bu? mesajlar yok. uzun süredir geliyor. O yüzden ben Alaeder Fırat'a da sormuştum yayında İzmir için ne düşünüyorsunuz diye. İnanılmaz bir İzmir mesajı var. O yüzden söylediğini düşünüyorum. Haklısın. Bir bana da çok geliyor. Ee, o yüzden de hani insanların sesi. Öyle diye. yani işte Çankaya, Çankaya da eleştiriliyor mesela söylemeyecek miyiz yani? gelen bize gelen mesajlar var, tepkiler var. Bunları aktarıyoruz yani. Bunda bizim yaptığımız bundan ibaret. AKP onlar da AKP'lilere benzettiler CHP'lilerde. Eleştiriye tahammülleri yok. Yani ya kardeşim vatandaş böyle düşünüyor. Biz de bu düşünceyi aktarıyoruz. Niye kızıyorsunuz? Niye öfkeleniyorsunuz? Niye gazetecileri gazetecilere şikayet ediyorsunuz? <laughs>